Aslında tarikatlar belli bir mensuplara bağlı insanların kişiliğini, benliğini yok eden bir yapılanma var ve işte aslında burada bizim en büyük muhaliflerin bağırıp Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bakanının istifa ettirilmesi, çocuklara karanlık bir dünya olduğunu anlatılması ve Karaman'da yaşanan cinsel tacizden tutun çocuk istismarı, hepsi de tarikatlarda oluyor. Bu tarikatlar kapatılması gerekirken tam da tersi yapılıyor. Hükümetin eliyle, Milli Eğitim Bakanı eliyle bunlara yasallaştırıyor. Bunları sanki normal bir sivil toplum örgütüymüş gibi göstermeye çalışıyor. Tam da tersi, çocuklarımızın beynini yıkayan, beynini yok eden bir kurumdur tarikatlar. Tarikatlara hiçbir insan çocuklarını yollamamalıdır. Yani dini bütün insanlarda olsa, kim olursa olsun çocukları oraya yollamaması lazım. Allah'la din, kulun arasındadır ilişki. Yani bunu nasıl derseniz artık, yani inananlar için diyorum bunu. Hani onlarla onların arasındaki ilişkidir. Bu tarikatlar bir ticarileştiler, acayip bir rant elde etmeye başladılar ve devletin bütün kaynakları buraya aktarılıyor. Ve dikkat edin, her yerde yer açıyorlar ve ticari bir alan oluşturuyorlar ve kendi saray hayatlarını kuruyorlar ve insanlar bunlar yüzünden ölüyor ve bu biat ediyor. Bunları ortadan kaldırmak için laik eğitimi, bilimsel eğitimi, nitelikli eğitimi savunan kim varsa birlikte hareket etmek zorundadır. İyi kullanarak insanları sömürüyorlar. Yaptıkları bu. 3 ile 5 yaşı arasında çocuklar daha çok o kendi kişiliğini, niteliğini oluşturuyor ya. Bunları kendi o hani kader, kul, işte ne denirse benim, bana biçilen kader buymuş, ben bunu yaşayacağım, itiraz etmeyeceğim, karşı çıkmayacağım diyen bir toplum yaratmak için anaokullarına kadar bu ÇEDES programını, imam hatipleri uygulamaya çalışıyorlar. Çünkü biatçı bir toplum yaratmak için oraya yönelmeleri gerekiyor. Anaokullarına yönelmeleri gerekiyor. Oralarda çözmeleri gerekiyor. O yüzden eğitimi aslında tamamen bitirmişler şu an. Yani her yer imam hatipleşmiş, her yer aslında kendileri de bunun rantını yemek için uğraşıyor. Toplumu bir dinselleştirmek ama kendilerinin dinle alakası yok çoğunun. Yani rant nasıl kazanabiliriz? Bizim çocuklarımız nasıl mutlu dünyanın her yerinde mallar olabilir, şunları açabilir, bunlar dertleri bu ve maalesef bizim Orta Doğu toplumlarında da var, bizim halkımızda da bu şükürcü toplumu ortadan kaldırmak gerekiyor. En fakir de şükrediyor, en zengin de şükrediyor. Böyle bir şey yap olabilir mi? İkisi de aç, ikisi de hayat garantisi yok, ülkede demokrasi yok, işte kanunları yok etmişler, bir sürü insan düşünce suçlusu cezaevinde. Yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Bunu bu hale getiren AKP, MHP Kutsal ittifakından kaynaklı, faşist bir yapılanmadan kaynaklı gelinen son durumdur. Ya bir kere hani korku toplumu yaratıldı, bu korku toplumundan çıkması gerekiyor halkımızın, ailelerin daha çok. Korkuyu üzerinden atıp çocuklarının nasıl bir eğitim istediğine yönelik, kendilerinin nasıl bir eğitim istediğine yönelik karşı durmaları gerekiyor. Eğer biz bilimsel, laik, nitelikli bir eğitim istiyorsak bunun için adım atmamız gerekiyor. Korkmadan gidip ilçeye başvuru yapmaları gerekiyor. Biliyorsunuz biz mahkeme kararlarımız var bir sürü. Dava açsınlar, zorunlu din derslerine karşıyız desinler, girmek istemiyoruz desinler. Okullarda bakın din dersleri, seçmeli din dersleri artıyor. Matematik, fizik, kimya gibi dersler, İngilizce gibi dersler gittikçe saati düşürülüyor. Bu kötü bir şey. Yani eğitimin gerçekten onun nitelikli bilimsel eğitimden uzaklaştırıldığı açık ve net gözüküyor. Ailelerin artık çocuklarına ve kendi geleceklerine, ülkenin geleceğine sahip çıkması gerekiyor. Bunların elinde kaldıkça ülke gittikçe gericileşecek. Kafatasçı bir zihniyete doğru dönüşecektir diye düşünüyorum. Suriye'de yaşanan, Filistin'de yaşanan durumlara baktığımızda hepsi gerici bir zihniyetin ürünü. Buna göre ülkeyi de hani gericileştirmemek için bütün o ailelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.